Taha Kılınç Zor Yaz Kudüs'e yolu düşenlerin kendisiyle mutlaka tanıştığı Musa Hicazi abi, geçtiğimiz günlerde Facebook hesabından Arapça bir çağrıda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durduğu Kudüs'te kiracıların büyük sıkıntılara düştüğünü, aylardır çalışamayan binlerce kişinin olduğunu vurgulayan Musa abi, ev ve dükkan sahiplerine, insanlara merhamet edin, müsamaha gösterin, Müslümanlık tam da böyle zamanlarda yardımlaşmayı gerektirir mesajını verdi. Çağrının esas muhatabı Filistinli Müslümanlar olsa da sosyal medya hesabından umuma açık şekilde yapıldığı için hepimiz bir kere daha Kudüs sakinlerinin yüzleştiği meşakkatleri hatırlamış olduk. İsrail işgalinin hayatı zaten yeterince güçleştirdiği Kudüs'te koronavirüs salgını şehrin Müslüman halkına ilave sıkıntılar yüklemiş bulunuyor. Öyle ki İsrail basını bile Filistinlilerin karşılaştığı problemlere duyarsız kalamadı. Örneğin, merkezi Kudüs'te bulunan İngilizce online haber sitesi The Times of Israel konuyla ilgili ayrıntılı bir dosyaya yer verdi. Kudüs eski şehirde dükkanları bulunan Filistinli esnafın aylardır doğru dürüst siftah bile yapamadığı kaydedilen haberde İsrail polisinin koronavirüsü bahane ederek Müslüman esnafa ceza yağdırdığına değinildi. Küçük bir baharat dükkanı işleten Abdüsselam isimli Filistinli şunları söylüyor. Dükkanımın içinde yüzümdeki maske azıcık bile aşağı kaysa polis hemen geliyor ve yüzlerce şekel yani İsrail'in para birimi ceza yazıyor. Bu muamele sadece koronavirüs sebebiyle değil, bizim burada eski şehirde yaşamamız sebebiyle. Mesela geçen gün inanılmaz bir güvenlik yığınağı yapıldı her şeyi kapattılar. Ama Tel Aviv'e gittiğimde her şeyin neredeyse normal seyrinde devam ettiğini görüyorum. Batı Kudüs'e gittiğimde de sanki koronavirüs yokmuşçasına insanların etrafta rutin şekilde yaşayıp gittiğini gözlemliyorum. Eğer bazı yerleri kapatıyor, bazılarını da kapatmıyorsanız bu bizim hedef seçildiğimiz anlamına gelir. Dosyada ayrıca yüksek dükkan kiralarını ödeyemeyen çok sayıda Müslüman esnafın geçinebilmek üzere iş aramak için eski şehri terk etmek zorunda kaldığı da not edilmiş. Haberin en dikkat çekici detaylarından biri de şu. Koronavirüsün neden olduğu geçim sıkıntıları Filistinli ailelerde geçimsizlikleri ve kavgaları artırmış. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana sırf bu yüzden boşanan çiftler olmuş. İsrail hükümetinin açıklamalarına göre koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı eylül ayına kadar uluslararası uçuşlara kapalı tutulacak. Bunun da pratik anlamı Kudüs'e turist akınının olmaması, dolayısıyla eski şehirdeki Müslüman esnafın takatinin hepten kesilmesi. Normal şartlarda yaz kış şehri ziyaret eden turistlerden az da olsa bir gelir elde eden esnaf için bu kötü bir haber elbette. Kudüs'ün Müslüman esnafından alışveriş edilmesi zarureti, Kudüs seyahatleri bağlamında bilhassa üzerinde durmaya çalıştığım bir husus. Eskişehir'de nöbet tutan Filistinli esnafın ayakta kalabilmesi, dükkan ve evlerini mamur edebilmesi ve bu şekilde varlığını sürdürmesi, İsrail işgaline karşı direnişin en önemli kalemlerinden biri Kudüs'te. Bu yüzden Türkiye'den giden bazı kafilelerde kulağıma çalınan beş kuruş harcamadan döndüm. Oh, her şey pahalı. Alışverişi boş verin. Sıkı pazarlık edin. Hakkınızı arayın. Türünden sözüm ona cin gözlükler, bana acıklı bir hikaye dinlermişim gibi gelir hep. Bir yandan işgale karşı direnişi yüceltirken, diğer yandan Kudüs'te kendi imkanlarıyla direnen Müslümanlara El uzatmamayı öğütlemekteki yaman çelişkiyi bir türlü izah edemem. Oysa Kudüs ziyaretlerinin en önemli hedeflerinden biri Filistinli ahaliye ekonomik yardım yapmak olmalı. Sadece esnaftan alışveriş yoluyla değil, elden para da vererek. Kudüs'e giden 35-40 kişilik kafilelerdeki her bir kişi cebinde 200-300 dolar götürse İyi bir organizasyon ve araştırmayla şehirdeki acil ihtiyaçlı kişilere bu miktarlar dağıtılsa, esnafın kirası ödense, fakir fukara gözetilse, borçluların elinden tutulsa, İslam dünyasındaki maddi birikimin Kudüslüleri bu yönden ihya edeceği açık. Fakat anlaşılmaz nedenlerle bu noktadaki gayretler oldukça sınırlı bir düzeyde kalmaya devam ediyor herhalde her şeyi devlet bazında düşündüğümüzden devasa hayaller Kudüs'ün fethi vesaire peşinde koşarken gözümüzün önündeki basit sorumlulukları Kudüs ahalisinin güncel ihtiyaçlarını karşılamak mesela ihmal ediyoruz şartlar henüz olgunlaşmadığı için uzak hayallere ulaşamıyoruz üstelik bugünün işleri de görülmüyor çifte zarar